2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2017 yılında bu sayı 409 olmuştur. 2018 yılının ilk 8 ayında da en az 284 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. 2003 ila 2017 yılları arasındaki veriler baz alındığında, kadın cinayetlerinde 14 yıldaki artış yaklaşık %392 olmuştur. Bacağından kurşun giren kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muğla Fethiye'deki Barlar Sokağı'nda dün akşam 20 yaşında bir kadın öldürüldü. Tarsus ilçesinde okuldan çıkarken bindiği minibüsün şoförü ve iki yakını tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından Mersin cemevine getirildi. 23 yaşındaki gencecik üniversite öğrencisi Ankara'daki lüks bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetti. Şule Çetin Esrarengiz ölümü başkent polisine alarmı geçti. Tekirdağ'da 33 yaşındaki kadın terk ettiği kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Uyanmak için ölümü bekleme. Hiçbir neden şiddetin gerekçesi olamaz. Değerli bilirkişi izleyenleri, 8 Mart özel yayınımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Konu Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Koçak Arıhan. Aslı'cığım, devam etmek gerekirse Ankara'da kaç sığınma evi var? Sayısını biliyor musun? Yani aslında 8 tane diye biliyorum. Bunların bir kısmını belediyeler, bir kısmını Bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işletiyor. Sayısı, yeriyle ilgili çok bilgi edinmek de istemiyorum. Çünkü tamamen gizli bilgiler. Bizler de merkez olarak çalışanlar bile kesinlikle gitmiyoruz. Kadınlar bize merkeze getiriliyor özel bir araçla. Tekrar aynı araçla kadınlar sığınma evlerine gönderiliyor. Çok özel bir durumdalar. Hayati tehlikeleri var. Hatta bize gelen dava açtığımız dosyalarda da kadınların kesinlikle adres bilgileri verilmiyor. Özellikle sığınma evindeyse hangi sığınma evinde olduğu bile yazılmayıp sadece şunum adresleri olarak bildiriliyor. Ben şöyle bir şey yaşamıştım, onu da yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Kadın sığınma evinde kalıyordu ve koruma kararında kadının sığınma evindeki adresi yazılmıştı. Sanırım biraz daha bu konuda duyarlılık kazandığımızı düşünüyorum artık. Evet, ne yazık ki bizde böyle birkaç kötü olay oluyor. Ondan sonra herkes biraz daha ne yaptığının farkına varabiliyor. Bu evet yaşandı, çok yaşandı kalemlerde. Şimdi hatta sığınma talepli olan bu tarz dosyalarda 6284 kapsamında özel gizli tutulmasını talep edebiliyorsunuz. Dosyayla ilgili bütün bilgiler saklı kalıyor. Çok acil durumlarda bir şekilde bir bilgi verdiyseniz daha sonra onu mutlaka biz taksirleyerek muhafaza edilmesini istiyoruz. Ciddi bir şekilde bir sorumluluk. Peki çocuklar kaç yaşına kadar anneleriyle beraber sığınma evlerinde kabul ediliyorlar, kalabiliyorlar? Şimdi zaten sığınma evleri bir koruma, yani barınma ile ilgili talepler olabiliyor. O zaman da bunu karşılamak zorundalar. Aynı zamanda ciddi hayati tehlikeyle ilgili, evden kaçar, şiddet mağduru kadınlarla ilgili de tedbir imkan sağlıyor. Burada tabii kadınlar için o kadar zayıf bir nokta ki kadın evden çıktığında çocuklarını almış, nerede kalacağını tam bilemiyor. Bazen de çok farklı şekilde söylenenler var. İşte çocuğunun yanına alma, işte alırlar mı, almazlar mı? Bu soruyu sormanız çok çok iyi oldu özellikle Edircim. Kesinlikle çocuğuyla kalabiliyor. Hiçbir, bu şekilde hiçbir sorun yok. Kız çocuklarıyla ilgili hiçbir yaş sorunu da yok. Zaten kız 18 yaşına geldiğinde kendisi talep halinde kendisi de kalma ihtimali edecek. 18 yaşından altındaysa annesiyle kalıyor kız çocukları. Erkek çocukları ile ilgili de çok önce ilk başladıklarında 12 yaşına kadar diye bir sınırlama yaptılar. Bunun da ne kadar sakıncalı olduğu deminki bahsedildiği gibi yaşanarak öğrenildi. Şimdi 12 yaşından büyük çocuklarında da kadına gerekirse başka bir yerde konaklama imkanı mutlaka sağlıyorlar. Bazen misafirhaneleri bile bunun için açabiliyorlar. Bu alanda çalışanlar çok hassas. Devletin bütün imkanlarını da kullanarak o kadınlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bizzat hani şölen çalışanlarında ben hem teşekkür ediyorum
hem de kendini de gözlemledim. Şey, Schön'ü mü bilmeyenler olabilir? Hani bize onun uzun adını açabilir misin acaba? Schön'ün ne? Şiddet, izleme, Schön'ün önleme merkezleri. Şiddeti önleme ve izleme merkezleri diyor. Peki, Schön'ün olmadığı yerlerde, sığınma evlerinin olmadığı küçük kasabalarda kadınlar nerelere yerleştirilebiliyor? Direkt jandarma, mesela karakol olmayan jandarma bölgeleri çok var. Jandarmaya müracaat ediyor. Jandarma da kendi personelini 6284 sayılı yasa kapsamında eğitti. Hı-hı. O eğitimleri bize de çağırdılar. Ciddi bir şekilde o personel de eğitilmeye çalışılıyor. Hı-hı. Çok büyük bir ülkeyiz. Birçok gerçekten ulaşılamayacağını düşündüğümüz yerler de var belki, ama her yere jandarma oluyor, karakol oluyor. Mutlaka kadın buraya müracaat ettiğinde oradan alınıp kadın evinden alınıyor. Kendisi için güvenli bir yere mutlaka taşınıyor. Yani orada bırakılmıyor. Evlerine dahi yerleştirildiklerini biliyorum. Tabii ki, tabii ki. Mesela her yere. Ama önemli olan onun için güvenli olması, gizli olması. Bu kapsamdan da oradan çıkartılması. Yani şiddet gördüğü yerden o kadının çıkartılması. Peki 6284 kapsamında benim uzaklaştırma almam ya da işte koruma tedbirleri almam için illaki resmi olarak nikahlı eşimin mi olması gerekiyor? Sevgilim olabilir mi? İşte maalesef ülkemizde imam nikahıyla yaşayan insanlar var. Bunlara karşı da alabiliyor muyuz? En güzel tarafı o. Şu an kesinlikle, hani bazen işte yanlış bilgiler var ya, işte sanki evli olmak, hı-hı, gerekiyor ya da sadece eşe karşı uygulanabiliyor. Kesinlikle öyle değil. Aynı ev içinde oturan işte kayınvalide, kayınpeder, çünkü çok farklı aile yapılarının olduğu bir ülkeyiz. Hı-hı. Kayınvalide, kayınpeder, birçok hani bu şekilde olan insanlara büyük da onlara da isteyebiliyorsunuz uzaklaştırma kararlarınızı. Hı-hı. Herhangi bir hayati tehlike varsa daha büyük, daha kapsamlı isteyebiliyorsunuz. Mesela kayınpederim bana şiddet uyguluyorsa isteyebilir miyim? Rahatlıkla aynı dosyada istiyoruz, hı-hı, aynı dosyada da veriyorlar. Çok önceleri bazen ayırabiliyorlardı, şu an artık onu, hı-hı, da ayırmıyorlar. Aynı zamanda herhangi bir resmi nikahı yok, buna karşı isteyebiliyor. Eski eş, hı-hı, eski sevgili, şimdiki sevgili, flört şiddeti, ısrarlı takip. Hani hiç alakası şey, olmuyor bir insan. Israrlı takip diye sürekli artık duymaya başladık aslında. Evet, onu bize biraz açabilir misin? Ne demek ısrarlı takip? Ya ben aslında bunun hayatımıza girmesinden çok memnunum. İstanbul Sözleşmesi kapsamına girdi. Daha önce de aslında 6284-4320 idi. Bilirsin. Hı-hı, o zaman evet, bunlar yoktu. İstanbul Sözleşmesi kapsamında ısrarlı takip de bu kanun kapsamına girdi. Nedir? Hani deyim yerindeyse musallat olma denir ya. Kadın, evet, kızcağız çıkar evinden, evinde kapının önünde bekler. Kadın otobüs durağına gider, otobüs durağında bekler. Ya da şu anda sosyal medya üzerinden bir şey yazar, rahatsız eder. Yani tam eski deyimdir hani. Kadının bir şekilde musallat olup rahatsız, evet, eder. Ve ne yapacağını da bilmezsin, hı-hı, o zaman. Bazen ismin cismini de tam bilemeyebilirsin. Bu kapsamda bile gidip koruma kararı isteyebiliyorsunuz. Bu kapsamda araştırma yapılıyor. Hele, hı-hı, ismini biliyorsanız hani şunu diyemez. Ya ben ona bir şey yapmadım. Ben ona gitmedim. Hı-hı. Şiddet uygulamadım. Hayır, bu bariz bir şiddettir. Bir insanın dışarı çıkmasını, yaşam hakkını, hı-hı, engelliyorsanız buna karşı da koruma kararı alınıyor. Bu kişi bu davranışlarına devam ederse de hapis cezasıyla tazyik ediliyor. Peki şunu sormak istiyorum. Diyelim ki bu ısrarlı takip eden kişinin ben ismini bilmiyorum. Yani birisi bana böyle dadandı. İşte sürekli beni gittiğim yerlerde takip ediyor ama tanışmıyoruz da. Evet. Şimdi mesela otobüsten inerdi. Evet. Otobüs orada bekler. Hı hı. Bu şekilde siz takip süreci başlattığınızda karakolda o kişinin kimliğinin tespitiyle ilgili araştırmalara başlıyor. Savcılık kanalıyla da. Devletimizin bir sürü imkanı var bu konuyla ilgili yapılma. Yani adamın nerede, ne zaman, nasıl beklediği belliyse, hı-hı, çok da zaten sorun olmaz. Sosyal medya üzerindense zaten onunla da ilgili hesaplara rahatlıkla giriş yapılıyor. Burada önemli olan kadınlarımızın, mağdurlarımızın gerçekten biraz seslerini çıkarması. Yani insanlar bazen şunu düşünüyorlar. Ya yapacak ne var ki, nasıl olacak ki, nasıl bulunacak ki diye. Ya bu zihniyetten biz de çıkmalıyız. Sesimizi, hı-hı, çıkarmalıyız. Mutlaka sonuna kadar da bunun takipçisi olmalıyız.
Peki koruma kararı aldım ve eşimi evden uzaklaştırdım ama eşim kararı ihlal ediyor. Eve geliyor, çocukların okuluna gidiyor ya da işte beni telefonla arıyor, sosyal medyadan rahatsız ediyor. Instagram'da DM'den sürekli mesaj atıyor. Bunlara karşı ne yapabiliriz? Bunlar da aslında o kadar karşılığı var ki kanunda. Bazen bilmediğimiz için de süreç işleyemiyor kadınlar için de. Çok rahatlıkla ihlalden şey yapıyorsunuz, talepte bulunuyorsunuz. Eşim bana alınan koruma kararını ihlal ediyor. Bundan da cezalandırılmasını istiyorum. Mahkeme, buradaki mahkeme çok önemli. Kararı veren mahkemeye şikayet ediyorsunuz. Bazen yanlışlık oluyor, savcılıklara şikayet ediliyor. Evet. Ve ben bununla ilgili meslektaş hatalarını bile gördüm. İşte ihlalden sonuç çıkmadı diyorlar. Hı-hı. Sonra nereye yaptığını sorduğumuzda savcılık. Yani şimdi biz de hani bunun doğru mekanizmanı işlemesi lazım. Kadının da doğru işletirse hangi mahkemeden aldıysa mahkemeye oraya müracaat ediyor. İlk başlarda hatta sorulmadan da hapis cezaları verilebiliyordu. Durumun niteliğine göre işte mesela mesaj yoluyla tehdit devam ediyorsa zaten aleni bir durumdur. Bunun için hemen celse açılıp ceza verilebiliyor. Fakat eve geldi, şu şekilde oldu, bu şekilde oldu gibi bir talep varsa benim düşüncem hemen karakola haber vermek, hemen olayı tespit ettirmek zaten ceza almasını sağlarsınız. Yani ihlali kanunda cezası var ve en güzel bu ceza hiçbir şekilde ertelenemiyor, paraya çevrilemiyor. Kesinlikle ihlal eden kişi hapis cezası alıyor değil mi? Evet. 3 ay süreli mi ceza? 3 gün, 10 gün, 15 gün diye hakimin de başlayarak veriyor. Peki hep medyada da böyle olumsuz kararları genellikle okuyoruz. İşte eşi tarafından bir sürü öldürülen kadın var maalesef. Hiç senin meslek hayatında ve buradaki deneyimlerinden bize biraz umut verici kararlardan da bahsedebilir misin? Şiddet mağduru kadınları burada ben biraz da umut da olmak istiyorum. Onların seslerini çıkarmalarına da teşvik etmek de istiyoruz. Bize biraz umut verici kararlardan bahsedebilir misin? Elbette. Benim de en çok istediğim o. Çok kötü kararlar var. Çok kötü hikayeler var. Yaşanan inanılmaz acı olaylar var. Ben bunlarla birebir karşılaşıyorum. Yani gençlik merkezi demek zaten bu mağdur kadınlarla birebir görüşme yaptığımız 7/24 telefonla Türkiye'nin her yerinden ücretsiz olarak ulaştıkları, yani biliyorum, içindeyim. Ama benim asıl istediğim olumsuzlar mutlaka hayatımızın artık, ama olumluları da kadınlara, mağdurlara iletelim. Evet, çok karşılaşıyorum. Ya zaten aslında şiddete onay verecek bir insanı, bir mevki düşünemiyorum. Bu nedenle de istediğim şu, tecavüz taciz davalarında delillerin kadın mağdur tarafından da tam toplanması. Gerekirse şikayetlerin yapılması. Hani bu darp raporu 6280 zaten ihtiyaç değil ama bir önce sonraki safhalar için cezalandırılma isteniyorsa darp raporlarının alınması. Yani elimizdeki belgelerin, bilgilerin de olay anı her ne kadar travmatik de olsa toplanması. Bunlar olduktan sonra inanın ceza vermeyecek kişiyi ben düşünemiyorum. Zaten aslında kadın beyanı da esas. Yani onda da bir sıkıntı yok. Hani kimse düşünmesin, işte darp raporum yok ama ben ne yapayım? Hayır, ısrarcı olun, takip edin ve mutlaka ve mutlaka ceza alınıyor. Biz bu konuda müthiş ceza verilen mahkemeler var. Hatta belki bir gün olursa sizinle de paylaşırız ama sosyal medya hesabımıza da paylaşıyoruz gelinciğin. İhale indirimleri uygulanmıyor. Kesinlikle bir indirim sebebi kabul edilmiyor. Tam bariz kadına karşı şiddette, aile içi şiddette ciddi cezalar. 30 yıla kadar karısına fiziksel şiddet uygulayan bir dosyamızda 30 yıl, yani kadına şiddet vakası, kadınımız çok şükür ki hayatta, 30 yıl cezayı indirimsiz verdi mahkeme. Buna benzer koruma kararları, tutukluluğun devamı kararları, birçok karar var. Çünkü artık bu böyle kadına karşı şiddet deyip basite indirgenmeyecek. Toplumun kanayan yarası, herkes de bu konuda verilen yanlış bir karar nereye gidebileceğinin bilincinde olmalı. Türkiye'de 2018 yılında 440 kadın, 2019 yılının sadece Ocak ayındaysa 43 kadın öldürüldü.
Son 10 yıl içerisinde 5000 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Tüm bunların sonucunda kadın örgütlerinin düzenli olarak açıkladıkları raporlara göre Türkiye'de her gün ortalama 3 kadın erkek şiddetinin kurbanı olmakta. Şiddete uğrayan kadınların ise sadece %6'sı resmi mercilere başvurmakta. Ben burada şunu sormak istiyorum Aslı'cığım sana. Şiddet mağduru kadınlar gelincik merkezine nasıl ulaşabilirler? Gelincik merkezi olmayan barolarda, illerde bu kadınlar ne yapabilirler? Şimdi bu rakamları gördüğümüzde çok çok acı. Ve gerçekten işin en kötü tarafı birçok şiddet vakası hala hiçbir şekilde bilinmiyor. Ev içinde gizli kalıyor. Ve sanki bunlar yaşanmamış diye kabul ediliyor. Ama sonra ne oluyor? Bir sürü şiddet, şiddet, şiddet her yerde. Biz öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Ankara Barosu olarak da siz hem Kadın Hakları Merkezi olarak, biz Gelincik Merkezi olarak bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ve bence ulaşmalılar. Yani sessiz kalarak bu sorun çözülmüyor. Gelincik Merkezi'nin numarasını da söyleyebilirsek buradan tekrar. 444-4306. 7/24 bu telefonda bir avukat arkadaşımız var. Biz nöbetlerimizi aylık alıyoruz. Her gün bu telefonda mutlaka bir avukat bulunuyor. Size cevap veriyor. Mutlaka. Yani tatil, resmi tatil hiç fark etmiyor. 7/24 var. Ayrıca Ankara'da Kızılay Merkezi'nde, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nin içinde Gelincik Merkezi'nin yeri var. Ve en önemlisi Batı Adliyesi'nde. İkinci katta, Sincan'da, evet, yine Gelincik Merkezi'nin merkez yeri var. Sincan Merkezi için saatlerimiz birazcık daha kısıtlı olabiliyor. Hı-hı. Çünkü hem yer itibariyle, ama orada mutlaka mesai saati, burada da avukat arkadaşlarımız bulunuyor. Telefon aramak ücretsiz, ondan da rahat olsunlar. Geldiler, diyelim ki ekonomik durumları yok, ücretsiz avukat atamasını da yapıyoruz. Yani bu konuda rahat olsunlar. Eğer herhangi bir şekilde ücretli bir avukatla anlaşabilecek durumda değillerse avukat atamalarını da yapıyoruz. Ama onun dışında bilgi almak isteyebilirler, ne yapacaklarını sorabilirler. Hatta biz şunu da oluyor, çok ya karşılaştığımız bir olay. Türkiye'nin herhangi bir yerinden aranıyor. Ben şu an evde şiddet görüyorum, çıkmak istiyorum, ne yapabilirim dediklerinde biz olaya da müdahil oluyoruz. Ne yapıyoruz? Karakolunu arıyoruz. Bulunduğu yeri öğreniyoruz. Ve elbette şöyle bir durum oluyor. Kadın kendi aradığında belki o kadar ciddi bir yanıt alamazken merkez olarak arandığında yanıt buluyor ve hemen kadın oradan alınıyor. Diyelim Ankara dışındasınız. Avukatla ilgili de bir ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Bizim gibi gönüllü çalışan birçok avukat arkadaş var. Siz de sahadasınız biliyorsunuz. Diğer illerde de bir sürü avukat arkadaşımız var. Kadın hakları merkezlerine rahatlıkla barolara başvurabilirler. Kadın hakları merkezleri var. Buralara başvurduklarında mutlaka bir sonuç alırlar. Tek isteğim gerçekten mekanizmayı çalıştırsınlar. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Bir de şunu görmemiz lazım artık toplum olarak. Bu kadına karşı şiddetin görünen rakamlarından çok daha fazla yaşandı. Yani bu çok çok önemli. Bu da ancak dile getirilirse daha belki de çözüme doğru yol alacağız. Sevgili bilirkişi izleyenleri, lütfen şiddete sessiz kalmayın. Programlarımızı takip etmeye devam edin. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişizdir. Sevgili arkadaşım, Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Koçakarıhan'a geldiği ve bizi güzel bir şekilde bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için de çok güzeldi. Umarım gerçekten bir kadına bile ulaşabildiysem, bir kişiye bile dokunabildiysem ne mutlu bana. Sayende çok teşekkürler. Her zaman biz de gerçekten mağdur insanların yanında olmak için bulunuyoruz. Bu şekilde bize de yardımcı olduğu için ben de sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.